Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir vlog videosuyla karşınızdayız. Biz normalde böyle vlog falan çekmeyi düşünmüyorduk konu olmadan ama sizin hoşunuza gitmiş, beğenmişsiniz. Daha uzun falan çekin demişsiniz, biz de artık çekeceğiz. Bugün biz de Betül'le ödev yapıyoruz. Bayağı ödevlerini birikmiş. Betül tek başına yapmıyor. Telefonu alıp oynar, ödevlerini yapmaz. İşte ben de sakat oldum. Bir yere gittiğim yok. Madem de ödevlerini yapalım. Her şeyi bana soruyordu. Normalde sinir uyduyordu. Yapabileceği şeyleri bile umursamıyordu. Bazen soruyordu da. Şimdi başladık yapmaya. Yasin Bey de tarla tutuyordu. Yeni tarladan geldi. Benim görevim tarlalar. Tarlalar Yasin'e kaldı. Betül hadi ben devam edeyim. Betül gözlük tasarlayacaktı. Bakalım tasarlayabilmiş. Kaçtı bekle. Yani aç var mı tasarladın mı? Gözlük ama küçücük insan bu büyük gözlük tasarlar. Bakalım Betül'ün tasarladığı gözlük. Burada normal gerçek güneş gözlüğü var. Ona bakıp çizeceğim diyor ya, bu biraz küçük olmuş neyse. Devam et ben, hadi gel ödevlere devam et. Orada mıydı? Ödev buraydı. Bunu al, devam, altını yapacağız hadi. Yasin de tebek mi topla? Evet. Yaprak var. Evimizin önünde hazır yaprağımız da var. Aynen. Bu taraftan biraz. Bugün kuşlar da bitiyor valla. Havada biraz bulutlandı. Şu an hava 10 numara. Tam köşte oturmalı hava var. Yani balkonda. Bizim burada balkona köşte ol. Gözlüğüm yumuşak takıp çıkarırım. Bugün sıkmayan yakmayan bir hava var, güllerimiz de açtı da buradan şuradan gösterir. Vallahi buradan tam bir çekmiyor ama yani şu an dur şuradan göstereyim, balkonumuzu da gördüm. Balkondan nasıl gözüküyor? Kapatma Betül, yap hadi, yap yap, devam et, daha bir sürü ödevim var. Heh, şuradan göstereyim, şuradan daha iyi çıkıyor. Oğlumuz da böyle ne oldu göre. Şu an Yasin'in aklı çıkıyor. Telefon çıkar. Bizi elinden düşerse diye. Vallahi arkasından Yasin de atlar. O telefon için bir ay armutta meyvede çalıştım. Gece gündüz durmadan. Ne, mevsimlik işçi olarak bir ay Bursa'ya gittim. O yüzden çok kıymetli o telefon. Bir çizik bile olsa içim güzel. Yanar. Bir de bu sene kuşlar bizim evi çok sevdi. Bir tanesi hatta bizim lavabonun oraya yuva yapıyordu. Bizim lavaboya kırlangıçlar var, şu duvarın içinde de var. Lavaboya yuva yapıyordu da biz yaparlar diye. Sonra biz bahçeye gittiğimizde evde kimse olmaz, kapıyı kilitleriz, yavrularını falan göremezler diye şey yaptık. Yani yapmalarına izin vermedik ama normalde hep evde olacak olsak şu izin verirdik. Bildiğin lavabomuza yuva yapıyordu kırlangıçlar. Hadi sen koyma gelin, yapmayayım edeyim. Ne diyor? Oku var mı? Yumuşak gözlüğüm. Gözlüğü oku. Boşluklarını dolduracağım. Zaten. Hey hadi oku. Oku hadi. Akıyoruz. Yapayım şeymiş buraya gözlüğümü. Gözlüğümü takıp çıkarırım yazıyor. Bu yukarıda ne gelecek yukarıda? İki elim gözlüğümü. Aa tebek. Dur lan, hep çalışan adama tebek atılır mı? Az oyalanıyor. Oyalanma bakalım Ötül, baştan saymaya başladın. Hadi bu ödevleri bitecek bak. Evet. Yoksa seni ikinci sınıfa geçirmezse birden devam edin. He. Şimdi uçacak Yasin. Şimdi size bir de ne? Şu arkada yaprak var. Bak arkada varmış, bak iyi gör. Şimdi size bir şey göstereceğim. Aşağıdaki yavruları göstereceğim şimdi size. İnşallah kameradan belli olur ama bakın. Tam bizim balkonun altında yuva yapmışlar. İnşallah belli olur kamerada ya. Neredeydi? Heh. İşte da iyi yaprak. Bakın. Kafası gözüküyor mu? Heh.
Bakın. Anaları gelsin. Anneleri geç. Ya tam belli olmuyor ki ya. Ama orada kafası var. Görebiliyor musunuz? Gözükmüyor herhalde tüh. Ama şu gördüğünüz şurada yavru var. Şu kafası. Şu taraftan gözüküyor. Şu taraftan çekelim bakalım bir. Çekil. Az önce hepsi gözüküyordu ya. Tam video çekeceğiz deyiz ha. Anneleri herhalde gördü bizi. Saklanmışlar anne. Aynen, anneleri gördü bizi, geldi. Herhalde dağınık durmayın falan deyiz onları. Bakın biraz şeyi gözüküyor herhalde. Gagası gözüküyor. Şuraya netlemiyor mu? Yok. Öyle bir yere ayarlamış ki. Yani yukarıdan tam tahtanın altına ayarlanmış. Kuşlar bayağı akıllı hayvana. Gözükmüyor yani. Ama şuradan biz şu an çok net görüyoruz da. Kamerada belli olmuyor ya. Gözünü mezunu. İçeride bayağı yavru var ha. Yani kesin biz oradan çok net görüyoruz. Bizim buradan bak. Şu direkteler. Sesini duyuyorsunuz direktlerdeler. Biz buradan böyle buraya doğru bakınca. Hemen gelmeye başlıyorlar. Bir de şu taraftan göstereyim, gidelim oradan. Dur, Betül'ün masasını da göre yazdım. Bir de bakalım şuradan gözükecek. Ya gözükmüyor ya. Tüh. İşte şurada yuvalar var arkadaşlar. Şurada. Kamera tam belli olmuyor ama. Aşağıdan şeyin. Aha bakın kafası oynuyor, gördünüz mü? Ve içeride bundan bayağı bir yavru var böyle. Az önce çok belliydiler. Sanki çekim yapacağımızı bilmişler gibi saklanmışlar ya. Aşağıdan gösterelim. Aşağıdan yuvalarını gösterelim ama yuvaların içi gözükmüyor. Öyle bir ayarlamış ki anneleri. Bir de şurada kuğu yuvası mı var? Hani onu göster. Bakın. İçinde yatıyor. Bakın burada da kuğu yuvası var. Mustafa abi şurada da var. Ne oluyor lan? Ev kuşlar, bizim ev kuşların yuvası oldu. Ben senin bak var mı? Ben seni tutayım. Mustafa şimdi telefonunu düşürürsem sen beni de ben falan. Tut. Bakın burada da var orada. Nerede? Tamam dur göster. Aa orada da varmış bir tane. Vallahi kuş. Bakın şurada da varmış, ben bunu bilmiyordum. Burada bir tane, bizim iki tane kuğu vardı. Hep buradan bizim evi seyrederlerdi, odadan bize bakarlardı ama onlar sonra duvarın bir baktık ki sabah sadece tüyleri kalmış. Herhalde bir şey saldırmış onlara. Duvarın içinde de var. Al göster bakın içindeki. Duvarın içinde de var biliyor musun? Bundan gözüküyor mu? İçinde yatıyor şimdi ama tam belli değil. Aç o kartonun üstünden aç. Tam o araya mı? Şöyle gözüküyorsa bilmiyorum. Şu an ben görmüyorum burayı. Lan ya bunu netlememiş. Şöyle göstereyim sizle, gözüküyorsa. Şu an ben görmüyorum ekranı. Görüyor musunuz? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi sizle görünen bir yer buldum. Kuğuyu göstereyim. Aha kaçtı gitti ya. İşte kaçtı direkt gitti. Bura yuvası onun. Aha yumurtaları da var içinde. Yumurtalar da var, yavrular olacak. Daha direğe gitti şimdi. Beni görünce korktu. Neyse fazla rahatsız etmeyecek. Sonra yumurtalar soğumaz. Gel. Gel bakayım. Gel direğe git. Bak gözüküyor mu? Evet bak. Şurada. Bak kalktı. Başına kondu direğin. Gelir şimdi o tekrar. Gözükmüş. Bak hırlangıçlar da uçup uçup geliyor. Kesin yemek getiriyorlar. Bakın yavaş yavaş yaklaşıyor. Full hırlangıç da buraya gelip yemek getiriyor herhalde. Gidiyor geliyor. Aha, işte aa bak geliyor. Yine geldi. Gözüktü mü bilmiyorum. Kuşlar bizi sevdi herhalde. Bizim evde çok kayıyor. Aynen. En sonunda alttan gösterelim onu. Şimdi biraz ödev yapmaya devam edelim. Hadi üçünü işte oraya yazmışsın. İşte
De kalan da oraya yazacaksın. Üçünü yazdıysan bir kelime kaldıysa kalan da oraya yazacaksın demektir Betül. Kelime kalmadı. Nasıl kalmadı? Bir tane şurada yazdım. İki üst. Hani üstü yapmamışsın işte. Yumuş ama. Yazmışsın işte burada. İki elimle yazacaksın. İki elimle de yazmayayım. Hayır oğlum yanlış yazmış. Üstü sileceğim. Burası iki elimle olacak. He, devam. Üstte. İki elimle takıp çıkartırım olacak. Aynen. Yap. Öğretmen oldum ben bugün. Betül'ün öğretmeni benim artık ha. Hadi bay. ÖSYM kalemi. Yasin benim sınav kalemlerim. Benim kalemim ne koleksiyon burada. Yaptım ya Ron'da. Benim orada. Betül'ünki de kendi gibi bir kalemi var. İki de ÖSYM'nin damgalı. Yasin garibanımın. Geçen seneki koç anılar var. Yasin Betül'ün sınava bir girdi. Bir çıktı. Resmen böyle yüzünde sınavım kötü geçti diye bağırıyordu çocuk. Hiç sormaya gerek yok. Vuruşmuş çok. Geçen sene bu deneme çöz dedim buna çözmemiş fazla. Bir de okulu da dandikti. Okul iyi değil. Yani biraz iyi değil. Yasin çalışsa puanı bile. Puanı çok yüksek. Puanı yüksek olmadığı için içindeki çocukların pek umurunda değilmiş. Okuma istemiyorum. Liseyi okuyalım yeter diyorlardı. O yüzden onların okuyorsa da okumak isteyen deneme yapmadı. O yüzden okuldakiler beni de evde çözemedim. Tek başına. İşte bazen işimiz çok oluyor. Benim gibi olmadı. Bazen çözemiyor tek başına. Bak, aynen deneme şey. Çözmediği için zamanında sıkıntı yaşamış. Adam Türkçe bitirene kadar. Türkçe sınav bitmiş. Tam bitiriyordu. Ha kuğu geri geldi. Kondu. Maalesef oyun kameraya geçemiyoruz. Bütçe çekerken ama kondu yani yerinde. Neyse bir daha rahatsız etmeyeyim. Aynen. Görmüşsünüz. Mustafa abi şuraya ne yapacağız? Baktı kontrol etti yumurtalarımız var mı duruyor mu diye. Duruyor kız. Tıkıcık çekim yaptık sadece. Bir şey yapmıyoruz. Korkma. İşte yani, o yüzden bu sene bir daha girecek şey, Yasin inşallah bu sene yetiştirir. Yine deneme pek çözmedi ama. Yani ama para da. Yüksek oldu arkadaşlar. Aman işlerimiz su aldı. Aynen biraz işlerimiz çok oldu da. Yaşını da çözmeyiz. Şimdi konularım bitmedi diye çözmediydim. Boş bir de şu şeyden. Kolum ağrıdı. Bir de şu şeyden neydi? Ha, koronadan sınav tarihine yetelediler. Ve bir ay kal, iki ay daha. Yasin bir rahatladı. Bir ay da hallederim. Ben ama dedik. Geri bir ay daha çektiler. Şimdi Yusuf. İşimizi hallederiz. Ondan sonra rahat çalışırım dedim. İşimi, o yüzden biraz işleri varken çalışmamıştım. Sonra bir anda devlet öne çekti. Ben mahvoldum. Konular yetişmedi bazıları. Geç kaldım yani. İşte neyse. Artık ne olur. Sonra kötü geçirse. Daha her gün müteşekkir artık. Her gün müteşekkir. Bize Betül yaptın mı? Ya şuraya ne yazacağım onu da. Nasıl ne yazdın? Oraya yazdın doldurdun işte. Oraya doldurdum. İki yaz sil elimi şuraya elimi. Boş ver tamam. Devam et. Üste buraya evet. Yazacağım. Üste. Üste. Tamam bitti. Nere vardı başka? Tek Türkçe bakın, de belli herkese şok kaptıydı. Baya... Başka nere vardı bilmez. Aynen Türkçe de sıkıntı yaşamıştı. Hadi zayıf olsun tatlım yetiş sonuna yaklaştık. Bitene kadar çekeriz. Devam et. Nereye? Başka... Aç bana telefonu. Ekran za. Annenin telefonu nerede? Onu okuyabilir miyim? Ekran za çok güzel. Orayı yapmamıştık. Buralar duruyor. Dur la. Öğretmenin dediği yerler var. Oraları alacağız. Evet. 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 Dün kitabın hepsini bitir diyorlardı. O yüzden. Telefonun nerede? Telefon. Getir gel bakalım neler var. Ben bakalım. Üzümlerimizle çıkmış abi. Üzümler bitmeye başladı. Aynen üzümler. Ha üzümler de gösteriyorum. Biraz ağacımız var. Kez ağacımız. Evimizin önünde iki çeşit meyvemiz var. Bir de ceviz var. Kuru yemiş. Aynen bir kuru yemiş. İki çeşit de meyve var. Ya sen nerede olduğunuzu biliyorum. Gel. Şimdilik iyi onlar. Ha senin yüzünü tarıyorum bak.
çoğu kim olsa tanır ya. 100 tane vardı ama 100 tane vardı. Bak hoppa. Aaa bununki kolay açılıyormuş. Şöyle kaydı duman açılıyor 100 tane. Allah Allah. Benim yüzümü kim tanımaz? Senin bilmeyeceğim bir şifre koyalım da o telefona. Hemen direkt internete girmeye gör. Direkt telefon eline alır almaz YouTube'a girer. YouTube'da da bizi izlemez. Nerede değişik şeyler var. Şu büyük büyük olup da çocukları eğlendirmek için video çeken bence bazıları saçma kanallar. Mustafa abi biz buraya mı geldik? Gider onlar izler. Bence çok saçma bazıları gereksiz. Hamurla oynaşırlar. Oynan slime, slime. Slime bak nasıl bildiğin slime. Slime'cı seni. Sana çamurdan slime yaparız, sıkıntı değil. Doğal slime. Kaçtı? 117, 118. Hangi? Aç. Arkasını da çevir. Orayı da yap. Çok ne yazıyor? Hangisi? Oraya bakıp onu oraya yazacaksın. Neyse onu sen şuraya kıvır. Sonra tek başına yazarsın onu, bize gerek yok. Ben buraya neyse okudum buraya. Ve matematiği aç, geldik zorlandık diye yere. Benim matematiğim leş değil. Benim de leş. Benim de kitabım değişti. Betül'ün nasıl olacak bilmiyorum. Şu an belli olmaz. Sözenciğim abimi işte. Benim matematiğim 5. sınıfa kaldı. Çok süperdi de sonra ne oldu? Ya ben umursamadım ya da işte beynim yetmedi. Ya ben umursamadım, öyle kopukluk olunca toparlayamadım. İşte oturup da böyle çatır çatır da çalışmadım. Çünkü sevmedim bile işte. Benim sevdiğim matematiktir arkadaşlar. Ne Allah'ım ya, iki altta altta toplamayı öğretemedim sensiz. En güzel. Niye? En güzel sosyal. Adam. Sosyal yok. Bir de matematik, Türkçe, hayat bilgisi. Allah. Büyüdün mü olacak? Zaten şurada da bir kitaplar daha var. Hani mi göstereyim ben? Bunlar çok ağır, onlar hafif. Allah Allah. Müzik kitabı da var. İnsan önce bitti. Bakın burada bunu çok... Hadi şarjımız bitecek. Tamam hadi şarjımız da bitecek. Çok da fazla uzun olmasın. Bizim internette arkadaşlar altyapımız yok. Köyde altyapı yok. Maalesef ev internetinin yükleme hızı çok düşük. O yüzden biz gece yüklemeye başlıyoruz. Sabah uyanınca anca yükleniyor. Hatta bazen yüklenmemiş oluyor. O yüzden de çok video açamıyoruz. İşte Turkcell'in Superbox diye bir şey varmış. Belirciden çeken. O burada çekerse arkadaş onu getirip deneyeceğiz. Ona geçeceğiz, o daha hızlı. Daha rahat atarız videoları, o gelirse. Tamam hadi şimdi alma ya, atıp durma kitapları. Tamam yeter hadi. Ay. Aç matematiği, çıkar dedim sana. Matematiği seviyorum da ama çalışmam diye neler varsa çıkar. Allah. Müziği falan çıkarmış. Arkadaşlar Betül video oyunca kendini saldı. Dejde uğraşmayı verdi. O yüzden bu Yasin amcisiyle yapa dursun. Ben de aşağı inip CY alttan göstereyim. Bir de güllerimizi falan yakından göstereyim. Metro'yu kapatalım. Evet. Geldim aşağıya indim. Bakın kuş sesleri. Güller. Yardım etmiyor mu? Hemen ben gidince sattı mı seni? Neyse gelince devam ederiz. Şimdi size yuvanın göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? O bizim balkon altında tam şuraya yuva yapmış. Bakın hatta yavrunun teki bakıyor biraz ama. Dur bir göstereyim. Bakın ha. Kafaları orada. Hemen bakın seyrediyorlar da. Manzaranın tadını çıkarıyorlar da. Bunlar şeyi öğrenmemiş, uçmayı falan. Herhalde anneleri öğretecektir. Şimdi anneleri de korkuyordur biz böyle çekip durdukça da zaten bir de arazi. Bir de şurada duvarın arasında bir yerde vardı ama. Orada sesler geliyor. Sesler geliyor ama onları daha göremedik. Ya uf bura. Bilmiyorum neredeler. Tavuklar da yumurtluyor bizim. Kuşlar çalışıyor. Biz de kuş türleri çalışıyor. Yardım etmiyor musun? Bak bu etim şikayetçi senin. Bana da biri çalıştıracak. Yasin de bir çalıştıracak adam lazımmış. Neyse.
Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Şöyle şu güllerle, Yasin güllerin içindeki o yakışıklı prens ve orada da güllerin içindeki küçük yakışıklı aman bir güzel prenses. Hadi el sallayın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Videolarımızı da beğeniyorsanız beğenin. Beğenmiyorsanız dislike atmayın. Sadece bir şey yapmadan izleyin. Aynen. Instagram hesabımızı da bazen söylüyoruz ama linkini koymayı unutuyoruz niyeyse. İnşallah unutmayız. Instagram hesabımızı da takip edin. Bu güllerin falan fotoğrafını çekeriz, koyarız. Hadi bay bay.